Merhaba arkadaşlar, bugün etkinlik planlamıştık biliyorsunuz, onun için hazırlığımızı yaptık. Abi bu arada bunlar da, bu renklerde çoğu zaman görüyorsunuzdur videoları izlerken başta bizim renklerimiz bunlar. Bundan sonra bu renkler daha çok olacak ama tabii ki sürekli üzerimizde taşıyamayız ama kanalımızın asli renkleri şu iki renk. Ve pembe mavi. Hazırladığımız şurada yem kilitli takımlar var. Bunları da oraya gidince şöyle yaklaşır mısın? Benim küçük kızım çekiyor bu arada. Yem kilitli takımlar da hazır. Burada bunları orada kullanacağız. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, bitti. Bu arada etkinlik alanımıza geldik arkadaşlar. Şu an durum bu. Bu taraftan, bu tarafta Gugu var, Sedat var, sevgili eşi var. Burada Arzu Alkan reis var. Burada Orçun var. Burada Muhammed var. Muhammed'den kahve performansını yine bekliyoruz. İnşallah kahve getirmiştir. Evet. Muhammed, kahvenin tadı damağımızda, bilgin olsun. Hazırlıklar var abi. Ve Sedat Doğançay burada. Ve Kaperlan Team Türkiye. Sevgili yakaladık. Serdar ne yakalamış? Oo, trofeyi yakaladık. Ucunda takım da var. Bunu atarız biz evde. Bununla trofe balıklar yakalayacağız. Yılan dilimi yapmışlar. Aynen. Temizliyoruz ortalığı abi. Evet, Decathlon'dan balık bölümünün, Kaperlan bölümünün müdürü Serdar. Nasılsın Serdar? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir, hoş geldin. Az önceki Facebook için de bu YouTube için çekilen bir video. Çift dikiş. İnşallah ben de bu çekimleri bitirdikten sonra gidip malzemeleri açıp oltayı atacağım inşallah. Evet. Nasip tabii. Wow. Geçen sefer de biliyorsun siz balık onlar balık yakalarken. Aynen öyle. Ben çekim yapacağım diye olta atamamıştım. Neyse, bugün trofeleri biz yakalayacağız ikimiz, evet. Abi. Ama tam bizim, onlar bizim lokumla havamız. Uğraşsın. Tam bizim havamız. Lokum güzeldir. Lokum candır. Lokum candır. Lokum. Daha sonra tabii yem işine girmeyi düşünüyorum ben bugün. Tanesi 5 liradan satarak. Nasıl olsa benim yemleri yemeyecek balıklar diyorsun. Onlar da kontrolsüz harcıyorlar sağ olsunlar. Saat 10 gibi yemler biter, ondan sonra kara borsa. Esas sabah kara borsa. Ha, evet. Çarşı pazar karışınca kara, evet, borsa. Evet, aynen öyle. Sana Sedat Sabotiç takım verecek, bilgin olsun. Biliyorum, söyle, Allah razı olsun, ne diyeyim. Böyle daha gelecek arkadaşlar var, telefonla aradılar. Sonra Mert Kırımlı geldi, o da öbür tarafta. Şeyden yazmıştı, hatırlıyorsan, evet, Facebook'tan. Evet. O da geldi. Gelen arkadaşlarımız olacak. Yine çekimlere devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tarafta da var ama ben biraz artık oltaları açayım. Ben de hazırlık yapayım. Semaveri yakalım. Gelenimiz gidenimiz olacak. Çayımızı demleyelim. Vallahi çay çok iyi olur. Orçun beni acele ettirdi. Ben kahve falan yapamadım. Aa, sen kahvesiz geldin. Kahvesiz geldim. Çok kötüyüm şu an. Aa, o zaman tamam arkadaş. Geldim. Bir şey var mı diyecektim, baktım malzeme açılıyor demedim. Geldi arkadaşlar. Aa, çok kötü yara almış abi, inşallah yaşar ya. Yaşar. Ağızdansa yaşar. Ağızdan ama yaşar. Zaten almayız da. 10 gününü alır iyileşmesi ama yaşar. En kötü diğer balıklara yanar. Yani inşallah salalım. Kibarca. Dağları herhalde. Deminden beri yanımıza kadar gelen dalga. Islanma. Evet, gitti. Perşembe gününden bu yana burada olduğunu duyduk. Evet, duydum ki bugün bir şeyler yapacağız. Dayanamadım. Zaten serik tarafında avlanıyordum. Bastım gaza, buraya geldim. Aşıyı aldım sabahtan, büyük bir şey kaçırdım, onu açısından işte 2 günden beri burada avlanıyorum. Evet. Herhalde sabah 3-0 iğneyle bir kalamar denemen olmuş. Kalamar atmışsın. Aynen. Kalamarla kıyıya kadar aldım. 1,5 saat mücadele sonra patlattı. Bir hamlede gitti. Evet, evet. Kuzuydu yani. %90 kuzu. %99 kuzu gördüm çünkü. Abi görüşürüz. Gelenlerimiz tamam, var. Onlara tamam, da bir hoş geldin tamam diyelim. Burada da tanıdık bir yüz var. Sedat Bey nasılsınız? İyi bakalım. Biraz balıkları besleyelim de. Daha tabii. Önce beslemek lazım. Aynen öyle. Birazdan görüşeceğiz yine. Tamam. Merhaba Cez. Merhaba, nasılsın? Sağ olasın. Hemen önlerimizi alalım. Evet. Birinci kuralımız aynen bu, maske. Ekip tamam. Hoş geldin. Yine beraberiz. Yine güzel bir av olur inşallah. İnşallah. Ben geçen gün dediğim tam da denk geldi. Sabah suyunda oldu daha ziyade ama sen de gitmeden hemen önce yine kop çekmiştin o zaman. Güzel de denk geldi. Dilersen o tarafta bir ara açabiliriz, o tarafa yanaşacak olur. Arkadaşlar yerleşmiş, burası müsait olacak, buraya durayım dedim. Yani bir sıkıntı yok ya. Bozmayalım. Yok sıkıntı, arayı açabiliriz yani. Yok gerek yok. Oya Hanım bugün yok herhalde. O gezmelerden gelemedi, ben de kaçtım. Gelirse arkadan gelsin kendisi. Vallahi yine semaveri ben de yakmak üzereydim, sen geldin. Şimdi semaveri yakacağız, bir çay falan kahve faslı yapalım akşam suyu olmadan. Bir onu geçelim, ondan sonra bakacağız. Tekrar hoş geldin. Rastgele. Of. Ve durum. Kim? Sedat Sabotiç. Bak. Evet arkadaşlar, kalama alışı görüyoruz. Bizim Gugu'nun yemi. Abi adam diyor be, yemciden daha. Baba nasıl basıyor? Ne o? Of. Bak. Hala alıyor bak. Basıyor, bayağı basıyor. Oo. Baba basışa bak. Aa, basıyorlar. Kaçlık misina? Ha? İp bu. Misina kaçlık? Köstek. 0.40. 0.40 ise kalamayı bir tık daha sıkabilirsin. Tatlı sert yaptım ki patlatmasın onu da. Değil, sen toplasana oltanı. Değil, topla oltayı. Dur Sedat abi. Ne o ya? Kahvemi aldım, geldim izlemeye. Kahve. Yalnız fena basıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Toplu mu? Gitti değil mi? Koptu. Galiba koptu. Kaçtı. Arkadaşlar, geçen videomuzda paylaştığımız o kahve mevzusu var. Şöyle 2 kaşık atıyoruz. Tarifi burada. 1. 2 köstekleri uzun tutun arkadaşlar. Evet. Direkt böyle sıyıracağım olacak. Hop. Of. Ne diyeyim? Canınız çekmesin ama kahve de yani içiliyor ya. Gerçekten balıktayız şu an ve bu şekilde bir kahve yapılıyor. Hani bunu paylaşma nedenim siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde 2 tane fincan ya da seven kimse tek başına da gidiyor olabilir. Bir parça ateş köz olacak. Ondan sonra kumun üstünde onu yakacaksınız. O kum ısınacak. Üzerine fincanları koyup soğuk su, yani soğuk dediğim buzdolabından çıkmış su değil. Normal dışarıdaki ortam sıcaklığındaki su. Onunla 2 kaşık kahve ve üzerine alabildiği kadar su. Şu mesafede közle arasında şu mesafede fincanları koyuyoruz ve bekliyoruz. Sevgili Muhammed. Afiyet olsun. Çok sağ olasın. Ellerine sağlık. Olduktan sonra da birazdan da içeceğiz. O zaman da bilahare çekeriz. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ve kahvelerimiz hazır. Şimdi kahveleri kime ikram ediyoruz? Biri senin abi. Evet. Cüneyt abi. Biri de misafirimizin. Şu arkadaşım. Evet, bu arkadaşım. Ben seni çakır gözlü, seni şanslısın şimdi ben. Şimdi var ya, intikamını alacağım var ya. Artık al da iç bakalım. Nasıl olmuş? Sabaha kadar buradayız. Kahvemiz var. Suyumuz da var. Ateşimiz de var. Arzudan buradan odun çalabiliriz. Sıcak değildir abi. Rahatlıkla alabilirsin. Ama diğer tarafları yakar. Dikkat, ağzını burnunu yakmayasın buraya sakın. Yakmaz ha. Yakmaz. Sıcak. Var ya. Ya. Bambaşka bir tadı duyuyor. Ya. Baksana şu kahvenin güzelliğine. Arkadaşlar bak. Durum bu. Yeniden koyalım mı yoksa? Yakın koyduğun zaman abi soğumuyor. Hava rüzgarı çok güzel olursa soğumuyor. Sıcak içmek istiyorsan. Otomatik ya. Evet. Her zaman da sıcak kalıyor böyle. Hadi bize afiyet olsun. Vallahi ellerine afiyet olsun. Çok teşekkürler Muhammed. Ellerine sağlık. Arkadaşlar, Ömer Baydak, Cemil Şahin, Mustafa Özer ve Ramazan Gençer. Üşengeç balıkçı. Üşengeç balıkçı. Geldiler, ziyaret ettiler. Bugün bir etkinlik yapmıştık. Onunla ilgili şöyle suratlarına biraz daha ışık tutayım, kör olsunlar. Karanlık görünüyor, yüzleri mecburen böyle açıyorum. Ben zaten esmerim yani. Çok ışık açmama gerek yok. Ne yapar o ya? Karayım. Aa, bu arkadaşa... En iyi ben çıkarım buradan. Evet. Şöyle... ben çıkarım buradan böyle. Bu beyaz zaten. Mustafa'nın çok güzel ışığı var. Işık saçı. Orijinalden. Baraküdaların bu aralar içinden geçen adam. Evet. Baraküda, kuzu, yazılı. Yani verdiyse, eğer atçekle alınacak bir balık varsa bu arkadaş onun içinden geçiyor. Evet. Bu arkadaşı zaten hemen hemen hepiniz tanıyorsunuz. Ömer Baydak. Yani bu arkadaş da LRF ile balıkların içinden geçiyor. Yok, biz keyif alıyoruz ya. İçinden geçme değil de keyif alıyoruz, keyfi gidiyoruz. Bazen yakalayamıyoruz, kaçırıyoruz. Yani. Ama keyfin içinden geçiyorum. Keyfin içinden balığın geçiyorum. Balığın değil de keyfin içinden geçiyorum yani. Çaysız olmaz. Çaysız olmaz. Çay. Bardağımızla alıp geldik. Ha, hala çay var. Teşekkür ederiz. Çay ikramları maşallah. Lezzetli ikramlar var. Bol. Burada kahve. Evet, kahveci de varmış orada. Bir avuç alalım. Bir avuç alalım. Burada da bir arkadaş. Bu arkadaş da avcunun içinden geçiyor. Avucun içinden fena geçiyor sen de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Vallahi davet ettiğiniz için bir teşekkür ederiz. Rica ederim. Her daim bekleriz diyeceğim de ben 15 gün sonra pılıyı pırtıyı toplayacağım. Oraya da geliriz. Artık ya. Biz geliriz. Oraya Aydın'a biz geliriz. Aydın'a bekleyeceğiz sizi. Sen merhabaları yani, öğren, biz geliriz. Muhtemelen yani Şu üç arkadaşa emin değilim ama şu arkadaşla biz daha ava devam ederiz gibi geliyor. Evet. Bu arkadaş Muğla'ya gelir. Ben de Muğla'ya giderim. Bir saat aramız ya var ya yok. Aynen. 90 kilometre mesafe. O yüzden... Arkadaş kör olmazsa ava devam edeceğiz. Ya ne yapayım? Böyle mi çekeyim arkadaş? Şöyle mi? Millet alın böyle çekeyim o zaman. Bu adamların göbeğini çekeyim ben. Alın. Yani çekmene gerek yok. Zaten yok Ömer abi fit. Ya zaten benim avuç olma olayının tek sebebi şuradaki üçlü. Hadi ya. Onlar bitiriyor, bana kalmıyor arkadaş. Aa, bu adamla biz balığa gitmek istiyoruz. Biz balığa gitmek istiyoruz. İnşallah. Bir atıp çekelim değil mi abi? Vallahi bir atıp çekelim. Yani... Şimdi benim hep aklımda kalan ve sormak istediğim bir soru var. Abi bu Gugu mevzusu nereden geliyor? Basit. İkinci turun konuşmaya başlayınca anne, baba bana gösteriyorlar Gugu. Bir türlü dede ağzından çıkmıyor. Öyle kaldı işte. Gugu. İsmim de İbrahim olduğu için, İbrahim Güney olduğu için Gugu İbo. Öyle. Gugu. Torunların hepsi zaten bana dede demezler. Hepsi Gugu. Öyle kaldı. Alanya'da herkes olarak Gugu olarak bilir. Sevgili Soner, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Çok şükür. Sizler nasılsınız? İyidir. Vallahi av yapmayacak olduğun halde yine de bizim ziyaretimize gelip onur verdin. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Rica ederim, sizin gibi değerli insanların her zaman yanında varız. Tabii ki bu camiada belli başlı sayılan kişiler arasındasınız. Benim gönlümün ayrı bir yeriniz var. Eyvallah, sağ olasın. Sizi kırmak istemedim. Düğün de olsa düğünü bitirdim, yine de geldim, katıldım. Hatta katılman şöyle, çok sevdiğin bir abinin, bir arkadaşının herhalde bir Düğünü var. Evet. Onun bitiminde koştur evet, üzerine takım elbiseleri çıkarttım. Ondan sonra av kıyafetlerimi giyip yanınıza geldim. Çok sağ olasın. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Güzel geçiyor her şey. Balık olmasa da biz muhabbet için geldik zaten. Her şey balık demek değil. Dostluk her şeyden önce geliyor benim için. Yani bazıları için farklı ama biz böyle öğrendik, biz böyle yaşıyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Eyvallah, çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Soner'le birlikte geldin. Bir de seni tanıyalım şimdi. Adem ben. Yeniyim bu işte. Hayırlı olsun. Allah başka dert keder vermesin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Yeniyim. Öğrenmeye çalışıyorum. Soner sağ olsun öğretiyor. Meraları öğretiyor. Nasıl takım olacağını, nasıl ne yem kullanılacağını, hangi meralarda nasıl balık avlayacağını. Şansına çok doğru bir arkadaşla, evet, bir ustayla öğreniyorsun çok bu işi. Çok eski arkadaşım, sanayiciyiz. Yedek parçacıyım ben. O da zaten elektrikçi, oto elektrikçisi. Onunla beraber işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir hobi benim için. Sizle tanışmak da büyük mutluluk benim için. Çok teşekkürler. Aynı bilmukabil. Yani bu şekilde bir tanışmak istedim, gelmek istedim. Av yapmıyoruz, sizle tanışmaya geldik. Çok teşekkürler. Evet abi. Hedef büyük. Ben çay içeceğim. Sende fazla var mı? Evet. Sevgili Gugu kalamarı şişe sarıyor. Hedef büyük arkadaşlar. O kaçırdığımız balık işte bu sistemle. Evet. Cüneyt Bey, sol eliniz boş. Evet. Çaylayabiliriz sizi. Çok teşekkür ederim. Bak yaptığı efektler görüyor musun? Evet. Ya. İnce işçilik. Tabii. Şeyi bozmadı, kalamar gibi devam. Bir gözü eksik yani. 40. Bakalım bu arkadaşlar ne yapıyormuş? Yem sarmaya devam. Yine Decathlon ekibi de bizi yalnız bırakmadı. Önder ve abisi. Artık böyle kalacak herhalde. Aynen. Böyle kaldı. Var mı abi bu taraflarda bir şeyler yok? Ya bir arkadaş mercan çekti, Fangri. Sedat abi de çekmiş bir tane ama. Ha işte. Hı. Bayağı bırakmış oldu. Geldik. Bizi abi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Ne demek abi. Gönül isterdik ki dolu dolu git. Daha fazla git. Şey yapalım, av yapalım birlikte. Ve dolu dolu olsun ama. Ya işte aslında olay, o dolu dolu olayı şöyle, normal şartlarda ayın 10'una kadar, her ayın 10'una kadar, 11'ine kadar hemen hemen, 11'i çok olmaz ama yani 10'una kadar güzel avlar olur. Yani 20'si ile 10'u arası güzel avdır, 10'u ile 20'si arası maalesef zayıf avlar olur. Ayın durumuyla çok alakalı bir durumdur bu aslında. Yani şu an tabii ki ayın 14'ü olduğu için artık biraz daha bu iş zor. Yani zayıf bir av geçer. Yani kötü değil. O vuruşu almak yeter. Aynen, aynen öyle. Ya işte biz bu sefer daha ziyade sohbet, aynen, işte muhabbet falan olduğu için çok da üzerinde durmuyoruz. Evet, karnı acıkanlar. Ondan sonra balık buluşları da değişir. Olabilir. Her an her şey olabilir. Dayanamayıp balıklar sucuk yemeye gelebilir. Hiç belli olmaz. Gece şu an 3'e çeyrek var herhalde. Evet. Kaça? 3'e. Bak 3'te çok korkunç yağmur. Yani şu an bulunduğumuz yerde her yer kupkuru. Hiç de bir şey yok arkadaşlar ama ne diyelim, sağlık olsun. Antalya Murat var. Yani yağmur, çamur hiçbir şey yok. Şimdi biraz karnımız açıldı, böyle içimiz kıyıldı. Yalnız yanıyor, yanıyor bak. Evet, yanıyor. Çene yaparken yakacağız. Ben kameraya çekiyorum, bir gerisini bilmem. Tabii canım. Ben kameraya çekiyorum. Şimdi ben dayak yemeden şuraya el atayım. Kamera işi ikinci plan arkadaşlar. Yoksa önce bu işin karnımızı doyuralım istersen. Bu işin ev kısmı var. Değil mi Sedat Bey? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada artistlik yaparız ama eve gidince... Yok. Sakın ha. İnan intikamları... Alanya'da seller yayıyor bak. Şu anda. Dedim Alanya, Kumluca, yağmur oraya gelmez. Çok enteresan bir şekilde her yerde ciddi yağmur var ama burada çok şükür bir şey yok şu an için. Orçun Bey, bir şey geliyor herhalde. Geliyor abi. Bak kafa da atıyor. Yaklaş çok küçük ama. Oldukça ileriden gelen, evet, bir küçük bir mırmır mı? Mırmır diye düşünüyorum. Yes, ama yavru bebiş daha. Ya nasıl kurtarırız? Bunu sen kurtarabilirsin. Ha, dışarıdan yapıyorsun. Süper. O zaman hadi bakalım. Geçen hafta 5 metreden yakaladık, şimdi 120 metreden geldi. Yavaş yavaş sabah suyu başlıyor demek ki o zaman. Aynen öyle. Evet, ilk mırmır geldi. Çok da güzel bir mırmır arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir mırmır. Hepimize rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine başladı. Tamam. Çünkü fırtınadan dolayı sanırım biraz ürkek. Hepinize rast gelsin. Bakıyoruz. Yine balıkları alıyorsunuz. Arzana. Evet. Yine güzel boylar. Şöyle. Şöyle yapalım. Yani böyle bir şey. Nazlara geliyorlar ama gene de geliyorlar. Arzu Reis, bizi balığa götür. Götüreceğim ben sizi balığa. Hadi o kadar bakayım. Çok da saldım ki. Şuna baksana, koca kafalılar. Koca kafalı. Sığmıyor içine. Yakala bırak yapıyoruz, geri geliyor, gene geliyor. Hadi rast gelsin bakalım. Hepimize. Günaydın. Cüneyt Bey. Şunun gelişini görseniz var ya. Bebek tutuyorsun. Ya arkadaş. Gütlüğü 2 tane keçi çaldığı sık dağları taşları sardı. Herkese günaydın, bize günaydın, size aydın mı bilmem. Bugün mırmırlar çok fazla kıyılamadı ve ne yazık ki çok iştahlı değil. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Rast gelsin. Evet, yakaladı. Şimdi kıyamadı, geri bırakıyor. Ama yani ne yapayım? Oo, çok iyi bir tral geldi arkadaşlar. Canlı yem. Alayım balığımı lütfen. Canlı yem yapacakmış. Gugu. Oya koyuyor, git takip et, bu bunu yem yapacak. Yalnız Sedat kayıda yeni başladım. Teşekkür ederiz. Basmamışım. Güzel oldu. Koca... Teşekkür ederim yani. Hayatımın en büyük tralini yakaladım ve kayda geçmediniz. Yapacak bir şey yok, anca gördük. Dur ciddi gidelim. Şimdi başladık kayda. Nasıl bizimkinin şansı? Gördün mü? Ben diyorum. Evet. Tral de bu. Yani bayağı var. Hadi bakalım, rast gelsin. Şimdi bizim bu akşam etkinliğimizi fotoğraflayan sevgili Fatih. Herkese selam. Dedi ki kadrajın arkasındakileri kimse tanımaz dedi. Ben de tanısınlar diye. Yok, kadrajın arkasındaki adam her zaman yalnızdır. Yalnızdır yani. Biz biraz değiştirdik onu. O yüzden bakın, yalnız değilsin. Gördün mü? Biz varız burada. Yalnızlığını nereden çıkartmış? Ben onu çok merak ettim. Ha, ben de çok bilmiyorum. Yalnız, Sedat çok yalnızım. Aa. Bak geçen bir yalnız kaldım. Allah seni inandırırsa ölüyordum. Kusacaktım yalnızlıktan. O derece yalnızdım. Sevgili Cüneyt, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsınız? İyidir, sağ ol. Oğlanı aldın geldin. Oğlanı aldım geldim abi. Öyle doldurmadı beni. Aldım geldim oğlanı. İyi, dün akşam gelmediğiniz iyi oldu ama biraz şeydi, evet, şimşek fazlaydı. Aynen. Bir de hava soğuktu. Şimdi daha iyi oldu. Aynen, şu an hava çok güzel abi. Muhteşem hava. Deniz de fena değil. Ufak aynen, tefek iyi, bir şeyler iyi. Sabah verdi. Aynen. Belki bu saatten sonra yine vermeye devam eder. Oğlanın ismi ne? Süleyman. Süleyman, nasılsın? Dur bakalım, biraz da seninle konuşalım. Diyorum. Nasılsın? Okul nasıl gidiyor? Ha? Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evde eğitim. Evet. Canlı eğitim. Böyle daha iyi herhalde okula gitmeden. Değil ya. Bir şey denemiyor. İyi bakalım. İnşallah güzel, iyi bir balıkçı olursun. Aha. Bir dene de tutayım, o da kaçtı ya. Tutarsın daha. Daha çok var. İnşallah. Arkadaşlar çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğin büyük bir kısmı, bayağı bir kalabalık şekilde geçirdik, keyif aldık. Yağmur, çamur derken çok fazla ondan etkilenmiş durumumuz olmadı. Bir tek şimşek biraz fazlaydı ama o da sabaha doğru tamamen bitti. Sabah suyu yaptık. keyifliydi. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun Fatih? Yani uzun süredir sahadan uzaktım ben de. Güzel bir başlangıç oldu. Eski günleri özlemişiz. Bayağı bir üşüdük bu akşam. Bayağı bir soğuğu yedik ama tabii yediğimiz soğuğa da değdi. Hani derler ya, geldiğimden beri söylüyorum, çaldığımız ıslık sonunda değdi yani. İki keçiden fazlasını güdebildik bu gece. Gerçekten keyifliydi. Ya işin içine maddiyat da girmediği zaman, maddiyat girmediği zaman çok daha keyifli hale geliyor. Tamamen etkinlik. Turnuva tadında bir etkinlik ama neyse, çok fazla bilmiyorum. Sedat, ne diyorsun? Çok güzel. Söyleyeceğim şey bu. Geldik Sedat Bey, kalkın. Güzel bir paylaşım oldu. Bilgi olarak yani tüm arkadaşlarla burada sosyal medyanın tanışmamıza rağmen en azından burada birebir görüştük kendileriyle. Yani faydalı oldu, güzel oldu. Yağmur olmasına rağmen, çok az bir yağmurumuz var Cüneyt'in dediği gibi. Yani her şey güzeldi yani. Teşekkür ederim. Evet. Sedat. Etkinlikti sonuçta. Ne bir yarışmaydı, ne başka bir şeydi. Olta atmadan bile gelen arkadaşlarımız oldu. Evet. Mesela ben. Mesela Fadi yapmaya geldi. Mesela Soner. Mesela evet. Cemil. Bunlar olta atmamalarına rağmen sırf burayı ziyaret etmek için geldiler. Sağ olsunlar. Gelen ve gelemeyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Tabii yağmur, fırtına haberleri dolayısıyla birçok kişi gelememiş olabilir ya da araç bulamamaktan dolayı gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Ama çok keyifliydi. Her zaman keyifliydi. Havamız. Güzeldi. Bayanlar? Bayanlar? Memnun kaldınız mı? Ne zaman dersi görüp tüm bayanlara, bu hocalara yalnız bırakmamak, beraber gelsinler. O zaman bu da küçük bitiyor. Eşleriniz nerede diye merak etmiyorsunuz eşlerinizle balığa gittiğiniz zaman. Küçük bitiyor. Çok eğlenceli geçiyoruz. Çok lezzetli alıyoruz. Ama da çok güzel. Evet. Biz eğlendik. Sizlere de tavsiye ederiz. Çok teşekkürler. Bütün katılan arkadaşlara, katılamayan, katılmak niyetinde olup da farklı farklı nedenlerden dolayı katılamamış olan dostlara çok teşekkür ederiz. İnşallah daha sonraki etkinliklerde yine bir arada olmak ümidiyle. Hoşçakalın.